Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecini, iki ayrı devlet düzeni arasındaki farklılıkları süreklilik kopuş ekseninde tartışıyoruz haftalardır. Bu tartışmalarda bu hafta 1821-1923 arası Türkiye tarihi için bir imparatorluğun çöküşü ve onun içinden bir Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihidir diyen bir tarihçi, bir akademisyenle beraberiz. Konuğum Profesör Doktor Ergün Aybars. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Öncelikle teşekkür ediyorum, kırmadınız beni ve bu program için ve izleyicilerimiz için İzmir'den kalktınız, geldiniz. Çok çok sağ olun. Rica çok teşekkürler. Sayın Aybars, şimdi bu açılışta ifade ettiğim alıntıyla başlayacağım. Sizin kitabınızdan yaptığım bir alıntı. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bir Kuruluş diye de bu kitabı da izleyenlerimize göstereyim. Birçok çalışması var tabii ki Sayın Aybars'ın ama 1821-1923 arası Türkiye tarihi için bir imparatorluğun çöküşü ve onun içinden bir Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihidir diyorsunuz. Evet. Yine sizin ifadenizle Anadolu'daki güçlü Türk kaynağına dayanarak kurulan dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi olan Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nu öyle tarif ediyorsunuz, evet, kuruluş itibariyle. Bu kadar büyük bir imparatorluk nasıl hasta adam olarak anılır hale geldi ve çöktü? Osmanlı İmparatorluğu kendi iktisadi ve sosyal yönetim yanlışlarından kaynaklı mı çöktü? Tabii. Yoksa işte dış güçler, dış düşmanları mı geldi onu çökertti? Buradan başlayalım. Her zaman dış düşmanınız olur. Kim güçlüyse zayıf olanı ezer. Tarihin akışı hep böyle olmuştur. Şimdi burada şunu ele alalım. 100 yıllık tarihi verirken ben başlığımı şöyle koydum. Bu tarih kongresi yapıldı şeyde, İzmir'de. Ben bunu 200 yıllık yazdım. 200 yıllık tarihin, yani 2021'e kadar, 22'ye kadar sürecini de yazdım. Dolayısıyla o makalem zaten burada var yanımda. Şöyle, Hristiyan emperyalist emperyalizminin karşısında Türk Müslüman ülkenin, Osmanlı ülkesinin bağımsızlık mücadelesi, varlığını koruma mücadelesi. Şimdi 19 yılda Japonya'nın bir mücadelesi var. Varlık mücadelesi. Amerikan üç gemisi gelmiş, topa tutmuş, aç kapını demiş, elçilik getireceğim, konsolosluk getireceğim. Açmam demiş, açmayınca da saldırmışlar gemileri ama üç tane gemi, savaş gemisi. Tabii darmadağın etmiş ve açmış elçilikte, konsolosluk kurulmuş. Ama 1861 savaşı çıkınca Japonya rahatladı. Ve o rahatlıkla hemen bir Meiji reformuyla 1905 yılında Rus ordusunu Mançurya'da mahsup edip donanmasını da Japon denizinde batıracak kadar teknolojiyi üretmiş olan bir ülke. Bunları örnek almak lazım. Osmanlı kapılarını Batı'nın teknolojisine, bilimine, aklına, özgürlüğüne kapadı. Hayır dedi, o kafirdir, kafirden gelen haramdır. Bunu ta şeye kadar, Tanzimat'a kadar hemen hemen yaşadık. Bir şey, üçüncü bunu gördü, Nizam-ı Cedid'i çıkardı ama başarılı olamadı. İkinci Mahmut, Tanzimat fermanını çıkardı. Ama bu 100 yılın içine girdiği için oraya gireceğim şimdi. O da başarılı. Tanzimat fermanı fikirsel olarak yeni bir nesil yetiştirdi. Ama çok az bir kuşak bunlar. Çok az bir insan. O genç Osmanlılar. Bunlar Osmanlı'nın çöküşünü şey yapıyor. Şimdi Bernard Lewis'in Modern Türkiye'nin Doğuşu kitabında 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkış yaptığı dönemi şöyle tarif ediyor. Bir zamanların muhteşem Osmanlı İmparatorluğu. Gerçekten öyle. Dünyanın tek, Avrupa zaten dünyaydı. O, ne dediyse Osmanlı o olurdu. Nasıl oldu da sadece askeri bakımdan söylemiyorum. O askeri teçhiz eden teknikle, tıbbıyla, şeyiyle, lojistiğiyle getirebilen büyük camilerin mimarlarını, sarayların mimarlarını yapabilen, mimarlarını yetiştiren bir kültürden bahsediyorum. Bu kültür ne oldu da 19. yüzyılda dağılan, parçalanan? Ha, şu oldu. Nedir Osmanlı'daki tepeden, yukarıdan gelen şey, hareket? Devleti ve ülkeyi modernleştirme. Amaç bu. Çünkü diyor ki yani bu şey,
güç, karşımızdaki gücü durdurabilmem için onun seviyesine çıkmam lazım. Tanzimat Fermanı'nın da şeyi buydu. Ama tabii karşındaki sizin kalkınmanızı ve gelişmenizi istemiyor. Sizin daima kendisinin elinin altında yarım düzeyde de olsa sömürge, yarı sömürge olmanızı sürdürülmesini istiyor. Yani 1821'de Mora isyanı çıktığı zaman baktılar ki emperyalist bunlar. Ne yapacağız? Yunanlıları İbrahim Paşa'nın askeri geldi Mısır'dan isyanı bastırdı. 1826'da korktukları Rusya'yı da yanlarına alarak Akkerman Anlaşması'nı imzalayıp notayı verdiler Osmanlı'ya. Ya kabul edersin ya sonucuna katlanırsın. Daha cevabı beklemeden Navarin'de donanmayı yaktılar. Hem de savaş ilan etmeden, o tarihin en şerefsiz hareketidir bu. Bunu yaptılar. Donanmayı yaktılar. Rus ordusu da geldi şeye kadar, Edirne'ye. Osmanlı Devleti 1830'da Mora Krallığı'nı kabul etmek zorunda kaldı. Orada bitmiyor iş. Daha sonra Mehmed Ali isyanı var. Bu sefer İngiltere, Rusya şeyi rekabeti var. Ve İngiltere Mehmed Ali isyanlarını hep bastırdı. Engelledi. Neden? Türkiye Rusya'ya yanaşmasın diye. Osmanlı Devleti daha doğrusu biraz yanaşmasın diye. Şimdi Tanzimat Fermanı geldiği zaman 2. Mahmud'un projesi şuydu. Batı uygarlığının, Batı insan altlarının yani Fransız devriminin getirdikleri yeniliklerle Türkiye'yi mektep kurdu. Askeri harbiyeyi kurdu, askeri tıbbiyeyi kurdu. Bu şekilde temelini de atarak ilerlemeye çalıştı. Erken öldü ve bu genç Osmanlılar yetişti. 1865 yılında da derneğini kurdular. Bunlar istedikleri şuydu, meşruti monarşi. Bu başarılı şeyi yolunda canlarını bile vermeye hazırdılar. Bu insanlar, Nami Kemal, Çinasiler, Aga Efendiler, Mithat Paşalar filan bunlar bu ülkeye, bakın Nami Kemal iki şey getirdi. Vatan yahut Silistre, vatanı getirdi. Hürriyeti getirdiler. Gazeteyi getirdiler, gazete bastılar, roman ve tiyatro. Bu üç tane kamuyu aydınlatan kanal yoktu Türkiye'de. Bunları getirdiler ve bu yeni bir kuşak. Bu genç Osmanlıların da üzerinde yeni bir kuşağın da yetişmesine sebep oldu. Onlar da 20. yüzyılda Abdülhamid'i devirecek olan Jön Türkler oldular. Şimdi Abdülhamid'e gelmeden evvel şunu belirtmek istiyorum. 1876'da Batılılar, yani Avrupalılar, 1856 anlaşmasında bir defa Osmanlı'yı mali tutsağı aldılar. Bir banka kurdu. Kırım Savaşı'nı kazanmış Osmanlı. Hemen bir banka kurdu İngiltere. Şey Bankası, Osmanlı Bankası. Yani İngiliz Bankası değil, Osmanlı Bankası. Bu banka, Fransa'da katıldı buna, ortak oldu. Ve bu banka 1865'te Osmanlı Devleti'nin Merkez Bankası oldu. Osmanlı Devleti... Adı Osmanlı, içi İngiliz Fransız. Kaime, yani kağıt para, basma yetkisi yok Osmanlı. İzin alması lazım. Halbuki egemenliğin şartı yani. Tabii. Bankanın, Rothschild'lerin bankaları bunlar esasında. Bunlar kendi Avrupa'da borç verirken %2 ile %4 arasında faiz de veriyor. Ama Osmanlı'ya %12 ile %19 arasında veriyor. Ve Osmanlı'yı bir mali tutsak haline getirdiler. Bunu bir yere koyalım. Meşruti monarşiyi geçme sürecinde kanun-ı esasinin ilan edilmesi ve 1877'de Meclis-i Mebusan'ın kurulması İngiltere'yi, Fransa'yı kökten rahatsız etti. Eyvah dediler, biz bunu şey yaparız. Ve azınlıklar meselesini bahane ederek savaş açtırdılar Rusya'ya. Rus ordusu da şeye kadar, Gişiköy'e kadar geldi. Sonra onu da tehdit ettiler. Geri çekil, Ayasofya Anlaşması'nı kabul etmiyoruz dediler. O da mecbur oldu. Ve Berlin Kongresi'nde Osmanlı'nın hakları... Peki meclis neden rahatsız etti Batı'yı? Şimdi bakın, bunu şey söylüyor İngiliz Dışişleri Bakanı. Diyor ki biz diyor Osmanlı'ya bir şey kabul ettirmek istersek Padişah Abdülmecid'e gidiyoruz. Şunlar hepsini veriyor diyor. Abdülaziz'e gidiyoruz. Şunlar hepsini kabul ediyor diyor. O yüzden diyor tek adamla muhatap olmak işi kolaylaştırıyor. Ama karşımıza parlamento çıkarsa başka bir şekilde karşı karşıya kalacağız. Bunun için bunu bitirelim. Bu parlamenter sistemi engelleyelim. Engellediler. Abdülhamit geldi. Abdülhamit'ten her istediklerini aldılar. Hiçbir şikayetleri yok Abdülhamit'ten. Her şey istediklerini aldılar.
1905'teki suikast, Abdülhamid'e yapılan Ermeni suikastinde suikastçılar yakalandı. Bomba patladı, 36 tane insan paramparça oldu. Yüzlerce insan ağır yaralı, bilmiyoruz sayın ne kadar öldü. Abdülhamid yargılandılar ve yargılama sonrasında Fransız elçisiyle İngiliz elçisi Abdülhamid'i tehdit etti. Buna böyle yaparsan Avrupa ayağa kalkar. Senin tahtın tehlikeye girer. Ve affetti. Ali Cenaplık gazeteler öyle yazıyor. Padişahın Ali Cenaplığıyla bütün bu katiller serbest oldular. Avrupa'nın şehirlerinde de kahramanlar gibi dolaştılar. Şimdi bu Abdülhamid'in geldiği dönem genç Türklerin ikinci meşrutiyeti Abdülhamid'in açmasını sağladılar. Abdülhamid anayasayı tekrar raftan aldı, yürürlüğe koydu. Sonra 1911'de seçimler yapıldı ve bir parlamento oluştu ve seçimlerle beraber bu parlamento Avrupa'yı korkuttu yine aynı şekilde. Bu diyor parlamenter kurarlarsa biz Abdülhamid'den aldıklarımızı buradan alamayız. Balkan Savaşı'nı çıkardılar. Yani şimdi bunlar senaryo değil. Bunlar tarihin gerçeği. Bunu kim yapıyor? Emperyalist Haçlı zihniyeti yapıyor. Dolayısıyla bu yüzyılın en önemli dönemi de zaten Balkan Savaşı ile başlıyor. Çünkü ben buna şöyle koyuyorum. Haçlı emperyalizm karşısında Türklüğün, Osmanlı'nın istiklal ve özgürlük hakları savaşının en kanlı dönemi Balkan Savaşı 1912-1922 büyük taarruzun sonuna kadar. 10 sene savaştık biz bu insanlarla. 10 sene. Bu 10 sene sonunda galip geldiler. Galip geldikleri zaman 1919'un şeyine bakalım, dünyasına şöyle bir bakalım. Dünyanın dörtte biri sanayi devrimini yapmış, dünyayı paylaşmış emperyalistler. Galip geldiler dediğiniz? Emperyalizm galip geldi. 1922'de. Hayır, 1919. Orası 19. Biraz netlesin. 19, ha, 1919, evet. Bir Dünya Savaşı'nda galip geldiler. 1922 dediniz ya, sanki. Ha, tamam, öyle sanıldı. Savaşta kaybedilmiş doğru. Gibi bir anlam çıkmış. 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkması, Atatürk bunları gören bir insan. Bu şeyi başardılar ama dünyanın nüfusu şöyle, dörtte biri Haçlı sanayici emperyalizm olan bir güç. Şimdi şöyle bir atıf yapayım size. Kuzey Suriye'deki katliamlar, İslam katliamları, Mısır şeyi üzerine Mısır'a bir şey yapmadılar ama kendi adamlarını koydular oraya. Oradan Suriye'den Irak'a kadar giden manzaraya bakarsanız bir emperyalizm, Bush, ikiz kuleler, ikiz kuleleri affedilecek bir suç, ceza değil. Hepsi ağır. Yani insanlık suçu, o ayrı bir mesele. Ama verilen cevap Crusades'ti. Haçlı Seferi. Ve yapıldı bu Haçlı Seferi. Ve bu Haçlı Seferi Suriye'ye yapılamadı çünkü Rusya geldi oraya, o korudu. Şimdi biz bu savaşı bunlara karşı verdik. Bu savaşın galibi olanlar 1919'da bizim artık anavatan dediğimiz Anadolu'nun tümünü oturdular masada, bölüştüler. 1919 yılında İngiltere'de bir atlas basıldı. Genişlikte ama böyle dört parmak kalınlığında dünya atlası. Savaş sonrası dünya atlası. Bu atlasın bir üç sayfası var. Bizim Anadolu'yu Orta Doğu'yu gösteriyor. Bütün Ege bölgesini almış. To Greece diyor. Yunanistan'a. Ermenya diyor. Kurdish Kingdom diyor. Daha sevr imzalanmamış. İngiltere çoktan kararını vermiş. Zaten İngiltere kararı Berlin Kongresi'nde hazırlanmıştır. Yani Berlin Kongresi... Türklere bir yer var mı bu haritada? Yok. Şey de var. İç Anadolu'da. Padişahın rızkınızı sağlayacak kadar işte Samsun, Sinop'tan aşağı Akdeniz'e inemez. Denize açılmayan bir Türkiye projesi var. Sadece Sinop tarafında falan açılan bir Türkiye kalıyor o şeye. O da padişahın masraflarını karşılasın diye yani. Şimdi bu 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk bu manzarayı görüyor. Bu manzaranın bir şeyi daha var Atatürk'ün gördüğü. Bu savaş 4 sene sürdü. Birinci Dünya Savaşı. Churchill bunu 1 yıl diye hesapladı. Lord Kitchener'a oturdular 1 yıl. Biz Türklerin bu Balkan Savaşı artığı Türkleri dev toplarımızla darmadağın ederiz. Donanmamız, çileplerimiz gider Rusya'yı silahlandırırız. Almanya'yı sıkıştırırız, bitiririz işini. Ama 18 Mart'ta
hesap evdeki hesap çarşıya uymadı. Çanakkale zaferi ve o mahvoldular, perişan oldular. En büyük gemileri battı, yaralandı. Ama vazgeçmediler. Bence bu hep benim tarihçi olarak söylemiyorum bunu, insan olarak söylüyorum. İkinci aptallıkları. 500 bin Anzak askerini Kahire'de bekletiyorlardı. Bunu Alman cephesine sevk edeceklerdi. Ama dediler ki bunu başaramadık, bunu gönderelim. Gelibolu Yarımadası'na filan alsınlar, Çanakkale'yi böyle alalım. Oradan gemilerimiz geçer. Bu sefer çıkarmaya başladılar. Orada da tutunamadılar. 10 Ağustos 1915'te Anafartalar'da Mustafa Kemal, Albay Mustafa Kemal, biraz evvel yarbaydı ama Kolordu'ya komuta edebilmesi için albay olması lazımdı. Liman von Sanders onu albay yaptı ve Kolordu'ya komuta etti ve İngiliz'in bel kemiğini kırdı. Savaş 4 sene. Ummadıkları bir şey bu. Bu 4 senede savaş içinde 20 küsür milyon insan öldü. Savaş sonrası kuş gribi salgını, açlık, sefalet, perişanlık 50 ile 70 milyon diyor Avrupalı tarihçiler. Ben onu 50 milyon diye şey yapabilirim ama çok böyle bir felaket içindeler. Zaten bu savaş Rusya'da boş izimi getirdi. Hemen yardım savaşı, gitmedi çara. Tabii savaş içinde şey geldi. 22'de daha savaş bitmeden Mussolini'nin rejimi kuruldu. Ve Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu yok oldular. İngiliz İmparatorluğu'nun da bel kemiği kırıldı. Ve artık o büyük güneşin battığı ülke çökmeye başladı. Şimdi bu zafer Atatürk'ün zaferi. Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi. Dehasına dayanarak. Tabii ki tek başına değil. Hiç kimse Hazreti Muhammed peygamberlik vasfını aldıktan sonra İslam'ı tek başına mı kurdu? Arkadaşlarıyla, dostlarıyla hep beraber çalışarak. O da bütün vatanperver arkadaşlarıyla birlikte olarak bu savaşı kazandılar. Sonradan aralarında ayrılıklar, sıkıntılar. Onu daha sonra konuşacağız. Evet. Kısmında. Şöyle, şimdi aslında siz ekonomik, iktisadi, askeri, sosyal bir çözülme Osmanlı'da bunu özetlediniz ve bu çöküşün ardından Birinci Dünya Savaşı. Aslında biz geldik Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna ve işte mütareke dönemi, yani işgaller olmuş falan. Şimdi ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş. Evet. Topraklar işgal edilmiş. Hukuki bağımsızlığı kaybetti. Tam onu söyleyeceğim. Uluslararası hukukla teslim alınmış. Evet. Bir ülkeyi işgalden kurtaran ve Anadolu'yu zafere taşıyan. Şimdi yani bu manzaradan bir zafer çıkartılmış. Şimdi bir ara vereceğim de araya gitmeden evvel soruyu şu şekilde sorayım. Bu şartlardan zafer çıkartan askeri, siyasi, diplomatik program ne? Kadroları kimler? Ve tarihi olarak hangi safhalardan geçti bu program? Aranın ardından bunu konuşalım eğer sizinle uygunsa. Şimdi bir kısa ara, aranın ardından Mini Mücadele'yi, Kurtuluş Savaşı'nı konuşuyor olacağız. Kurtuluş sürecinden de kuruluş sürecine geçeceğiz. Sürekli kopuş meselesini bu eksende konuşacağız aranın ardından. Profesör Doktor Ergün Aybars'ın konuk olduğu Gerçek Fikrine devam ediyor. Emperyalizmin Osmanlı'yı parçalama meselesini anlattınız program başından beri. Böyle bir niyet var. Anadolu işgal edilmiş. Ondan sonra şimdi Mondros'u Sevr'i düşünürseniz bunlarda hani çağdaş, uygar dünyanın hukuk çerçevesinde Türkiye'ye dayattığı şeyler. Emperyalizmin kendi içinde hukuku vardır ama dışarıya karşı hukuk onlar için hiç önemi yoktur. Katliam yaparlar, her şeyi yaparlar. Yani dünyadaki en büyük soykırımları yapanları düşünün. Amerika 300 sene zencileri köle olarak kullandı. Doğduğu an çocuk köle olarak doğuyordu. Bu soykırım değil midir? Şimdi burada şöyle bir durum olmuş oluyor. Yani Kuvayi Milliyeciler, Kurtuluş Savaşı kadroları işte evrensel, çağdaş, uluslararası hukuk, hukukun üstünlüğü, hukuka saygı falan gibi bir şey demiyorlar. Anlaşmaları iptal edip silahlı direnişe geçiyorlar. Çok açık. Anadolu'da yaşanan bu. Peki, işte bu sürecin askeri siyasal programı ve ideolojisi tam olarak nedir? Yani kurtuluş sürecinin Kemalizm. Programı ve ideolojisi. Kemalizmdir.
Atatürk, bakın, daha genç subayken şunu söylüyor. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben bu karakterimi milletime mal edeceğim diyor. Kime karşı istiklal? Emperyalizme karşı. Kime karşı hürriyet? Abdülhamid'in istibdadına karşı. İkisini de Amasya Genelgesi'ne koydu. Ve Amasya Genelgesi'nin ideallerini iyice cümle arasında okursa orada anlarsınız ne yapacağını. Milletin iradesine ve milletin egemenliğine dayalı bir parlamenter demokrasi sistemine geçişi istiyor Atatürk. Ve bunu da başardı. O tarihlerde hakkında diyorsunuz. Daha genç yüzbaşıyken bunları aklında söylüyor zaten. Bakın Atatürk 5000 küsur kitap okumuş bir insan. Rusyaları, bütün felsefeleri, Durkheim'ları, bütün 19. yüzyıl sosyologlarını, sosyal antropologlarını hepsini takip eden bir insan. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Dünya lideri, bütün dünya kabul ettiği insan. Peki, şimdi tamam çok açık. Mustafa Kemal Mütareke'ye karşı net bir şekilde direniş tavrı içinde ve şimdi direniş demişken kitabınızda bir bölümde şöyle diyorsunuz. İngilizler Mondros Mütarekesini izleyen günlerde İstanbul'a yerleşirken her türlü direnişi yok etmek için hemen harekete geçtiler. Evet. Ve devam ediyorsunuz. Kitaptan okuyorum. İngilizler Mondros Mütarekesi izleyen günlerde İstanbul'a yerleşirken her türlü direnişi yok ettiler. Türkiye çok sert bir ders vermek gerek diyen General Milne ve cezalandırmanın hem Türk İmparatorluğunu parçalayarak milleti cezalandırma hem de benim listemdeki gibi yüksek görevlileri ibret için yargılayarak kişileri cezalandırma biçiminde olmasını öneriyorum diyen Amiral Webb'in görüşleri İngilizlerin niyetini gösteriyordu diyorsunuz. O altta anlatıyorsunuz. Ve bunun arkasından bu tutuklamalar başlıyor. Ve bu tutuklama iddiatçı tutuklamaları ve 1. Malta sürgünleri. Şimdi birinci Malta sürgünleri İttihat Terakkicileri. Evet, şimdi İttihat savaş suçlusu olarak Ermeni ve İngilizlere kötü muamele ettikleri için yapılan bir şeydir. Bu Nemrut Mustafa Paşa Divanı Harbi Örfisi ile yapılır ve ilk Kemal Bey Yozgat Kaymakamı Kemal Bey suçlu ilan edilerek ilan edildi. Adamın böyle bir suçu yok esasında. Ama sırf gövde gösterisi yapmak için onu şey, ama bunun üzerine sokakta İngilizler öldürülmeye başlanır. Damat Ferit'in konağı ateşe verilir. Tam onu soracağım. Peki yani İngilizler İstanbul işgal edip iddiaçıları tutuklamaya başladığında sarayın tavrı ne? Destek veriyor. Tutuklanmaları isimlerini veriyor. Hatta Tevfik Rüştü Aras, Rıza Tevfik isimlerini, şeyleri veriyor. Hepsinin Diya Gökalplara varıncaya kadar 144 kişi tutuklandı ve Malta'ya sürgün edildiler. Biliyorsunuz bir de ikinci sürgün var. Rauf Beylerin, Meclis-i Mebusan'ın basılarak 16 Mart İstanbul olayı ve ikinci sürgün de 40 küsür kişi. Onlar da şeye gidiyor. Ancak Atatürk'e İtalyan sorumlusu İstanbul sorumlusu adını şimdi söylemedim. O bir hafta evvelden telgrafla haber veriyor. Senin diyor İstanbul'u işgal edecekler, tedbirini al diyor. Ve onun üzerine Atatürk Anadolu'daki asker ve subayları tutuklatıyor. Bunlardan bir tanesi Albay Robinson, amcası da bakan. Hemen başka bir şey yapıyor Genelkurmay, İngiliz Genelkurmayı Dışişleri Bakanlığı'na baskı yapıyor. Benim askerlerimi kurtar diyor. Pazarlık yap. Bunun üzerinde Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcimiz üzerinden telgrafla Ankara'ya şunu gönderiyor. Bizim elimizde diyor Meclis-i Mebusan'da tutukladığımız 44 kişi, 40 küsür kişi var. Senin de elinde de 40 küsür kişi var. Bunları diyor takas edelim. Peki diyor Atatürk devap. İttihatçılar ne olacak diyor. Onları yargılayacağız. Yargılandıktan sonra suçlarına göre cezalarını vereceğiz. Beraat edenler olursa göndereceğiz. Benim insanımı ancak benim mahkemem yargılar diyor. Eğer onları asarsanız, onlara ceza verirseniz ben de elindekilerin hepsini öldürürüm diyor. Aynı şeyi Pozantı'da Fransızlara söylüyor. Fransızlar diyor ki sizin diyor bu Antep savaşları var ya bizim milis halkımız savaşıyor. Sırtlarında üniforma yok diyor. Bunları ben eşkıya diye asarım diyor. Bizim de elimizde 900 küsür Fransız esiri var. Ben de onları asarım diyor Atatürk. Ne oldu? Burunlarını sürte sürte Atatürk'ün dediklerini kabul ettiler. Takası tam yaptılar. Peki şimdi Atatürk burada çok net bir tavır almış.
iddiaçıları da savunmuş. Öbür taraftan siz mesela kitabınızda şeyi anlatırken, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları kısmını anlatırken fikri akımları da anlatıyorsunuz. O fikri akımlar içerisinde mesela diyorsunuz ki İttihat ve Terakki İmparatorluğu yaşatmak için temel görüş olan Türkçülükten söz etmiyor o dönemlerde. Ve politik olarak açık bir biçimde ortaya koymuyordu ilk başlarda, o yıllarda. Evet, koymuyordu. Özellikle Arapların etkilenmemesi ve Makedonya'yı elde etmek için Türkçülüklerini gizleyerek Osmanlıcı görünüyorlardı. Oysa geçen yüzyıl başlamış olan Osmanlıcık akımında en çok zarar görenler Türkiye'yi kurtarabilecek olan ulusçuluk bir yana bırakıp Osmanlılığa sarılan Türkler oldu. Bundan da zarar gördü Türkler ilk başta diyorsunuz. Ve Türkçülük... Bunu bir ilave yapayım. Aha. Atatürk'ün bir sözü vardır. Biz Türklüğün önemini, Türk birliğinin önemini Balkan Savaşı'nda Balkanlılar tarafından katledildikten sonra öğrenebildik diyor. Kovulduktan sonra öğrenebildik diyor. Aslında burada bir geç bir aydınlanma var. Evet, aynen bu öyle. Açıdan. Şimdi burada bir fikri süreklilik var. Yani işte iddiaçılar, daha sonra milli mücadele kadroları. Şimdi hepsi bunların vatanperver. Ha, tam onu söyleyeceğim. Sorun çünkü bu. Kurtuluş Savaşı sürecinde bir süreklilik, bir işbirliği var. Mesela şu söylenir, katılır mısınız? Milli mücadele Anadolu'da direniş örgütlenebildiyse İttihat Terakki'nin kurduğu bir altyapı vardı. Tabii, bu altyapı ben kitabımda onu yazıyorum zaten. Yazıyorsunuz. Evet. Ve bu örgütlenme çok önemli. O örgütlenme ve altyapı, yani öyle gökten zemmille inmedi direniş. Atatürk kendi söylüyor. Hı-hı. Ben Anadolu'ya çıktığımda Anadolu'nun bütün kasabalarında, şehirlerinde kurtuluş meşaleleri yanıyordu. Ben onları toplayıp Büyük Millet Meclisi'ne bir araya getirdim diyor. O kadar... Şimdi buraya kadar bir süreklilik içerisinde gidiyor. Tek bir kopuş var aslında sizin anlattıklarınızdan hareketle. Osmanlı sarayı, padişahı, İstanbul hükümeti. O taraf başka bir yerde duruyor sizin anlattıklarınızda. Bir de Anadolu'da direnişçiler var, kurtuluşçular var. Peki oradan bu sürekli kopuş meselesine şöyle bir geçiş yaparsanız. Şöyle diyorsunuz. Türk devrimi teokratik devletten ulusal laik devlete geçiş ve ümmetten ulus yaratan Türk toplumunun politik, ekonomik, toplumsal yapısının ve bireylerinin yaşam biçimini, dünya görüşünü kökten ve ani değiştiren, Türkiye'yi çağdaşlaştıran bir olaydır diyorsunuz. Sizce Türk devrimi Osmanlı'ya karşı Cumhuriyet devrimi denilebilecek bir tarihsel kopuş mu? Yoksa Tanzimat, İslahat, Meşrutiyet çizgisinin tarihsel bir süreklilik içinde tamamlanması mı? Kopuş değil. İlk belgem şu. Burada Türk bayrağı var mı? Karanlık zaten. Stüdyomuzda tabii el altında olmaz. Türk bayrağı kırmızı, üzerine beyaz hilal ve beyaz yıldız. 1844 yılında Osmanlı Devleti'nin resmi bayrağı olmuş olan bayraktır o. Osmanlı Devleti'nin o tarihe kadar bir devlet resmi bayrağı yoktu. Ama bakıyorlar İngiliz'in var, Fransız'ın, Yunan'ın, şunun bunun var. Biz de yapalım diyorlar ve bunu seçiyorlar. Bu bayrak Osmanlı Devleti'nin bayrağıydı. Balkan Savaşı'nda da, Birinci Dünya Savaşı'nda da, İstiklal Savaşı'nda da. İstiklal Savaşı sonrası Atatürk bu bayrağı 1937 Anayasası'na koyduğu maddelerde değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez madde içine koydu. Neden? Hilali söküp atamaz mıydı isteseydi? Yani İslam'a karşı olsa. Atatürk diyor ki biz Türk Müslüman ülkeyiz diyor. Bu kadar açık söylüyor bunu. Türklüğün iki şeyi var diyor. Meziyeti, fazileti, dili ve dini diyor. Makedonya'da bizim Makedonya'daki gelen şeyler, kaçan Balkan'dan göçmenlerin hepsi Türk müydü? Komak vardı, Arnavut vardı. Onlar benim için kardeşim. Çünkü benim dinimden, benim kültürümle gelen insanlar, bana kültür getiren insanlar. Atatürk hepsini kabul eden bir insan ve Büyük Millet Meclisi de böyle bir meclis. Atatürk diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Irka falan bakmıyor. Şimdi burada şeyin kopuş kelimesi çok yanlış. Vakıflar yaşıyor. Borçlarını ödüyorsun. Onların temel şeylerini, ahlaki değerlerini beraber benim büyük babam şimdi yani Osmanlı ben şimdi işte, ondan koptum mu? Benim babam koptu mu? O zaman şöyle mi? Şimdi burada bir süreklilik var. Kurumlarda süreklilik var. Zaten bu subaylar, Osmanlı subayları onun okullarında yetişmişler. Dediğiniz gibi bayraktı, işte çeşitli sembollerdi. Bir başka örnek. Borçlarını dahi üstlenmiş bir şey. Peki, kopuş şurada mı başlıyor? Yani tartışma, kopuş kelimesinin geçmesine sebep olan. Saltanatın kaldırılması, hilafetin ilgası, işte laiklik. Yani Osmanlı ve Cumhuriyet arasındaki en belirgin farkları oluşturan bu tür gelişmeler, inkılaplar mı
bir kopuş tartışması yaratıyor. Hiçbir şekilde peki, değil. Peki bunları savunanlarla, bunları kaldıranlar birbirinin devamı olabilir mi? Olmak zorunda. Kaldırmasını yapanlar iftira atıyorlar. Gerçek değil. Neden gerçek değil? Fransız devrimi oldu 1789'da. Büyük papazlar, aristokratlar kafaları kesildi giyotinlerle. Ve kralın kafası kesildi. Marie Antoinette'in kafası kesildi. Fransız halkı giyotinlerin çalışacağı sabahtan erkenden kadınlar özellikle çocuklarına yanına alıyorlar, sepete yiyecek içecek dolduruyorlar, duvarlarda yer kapıyorlar. İntikam hırsını yaşamak için. İdamları izlemek için. Şimdi peki Fransa halkı bu devrimden sonra Fransa'dan koptu mu? Fransa 1815'te Napolyon'un yerine yenilen kral şey geldi. Fransa kral geldi. 1830 ihtilalleri yaşandı. 1848 ihtilali yaşandı ve cumhuriyet kuruldu. Louis Napolyon cumhurbaşkanı oldu. 2 sene sonra referanduma gitti, imparator oldu. Sonra 1870 Sadam Meydan Muharebesi Prusya ile mağlubiyet ve cumhuriyetin tekrar geri gelmesi, tekrar Fransa'nın ilk bir Dünya Savaşı, iki Dünya Savaşı, 5 cumhuriyet kuruldu. Fransa Fransızlığından koptu mu? Hayır. Biz Türklüğümüzden kopabilir miyiz? Bunu söyleyen eğer Türklüğü kabul etmiyorsa, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına istemiyorum diyorsa, o onun bileceği bir şey. Yoksa benim dedem, büyük babam, babam, sizin ailelerimiz reddediyor muyuz? Neyi reddedeyim ya? Ben dedemi nasıl reddederim? Benim büyük babam şapka giymemek için, mimar, Mehmet Kasım Bey İstanbul'un mimarı, şapka giymemek için Gebze'yi alıyor amcamla götürüyor. Ben bunu İstiklal kitabıma yazdım. Şapka devrimi konusunda. Orada 3 ay kalıyor. Bakın adamın şeyine, böyle bir insana özel olarak veriyorum. Orada 3 ay kalıyor. Geliyorlar vilayetten, diyorlar ki yapma Mehmet Kasım Bey, çok şey kaldık, ezik kaldık, yapamıyoruz, edemiyoruz. Gel gel, en nihayet geliyor, oturuyor, eve geliyor. Babam anlatıyor bunu. Şapkayı alıyor, ha sakalı uzunmuş, sakalını kısa kestirtiyorlar. Yani sizinki gibi biraz da oturmuş oluyor. Şeyini kestiriyorlar. Şapkayı alıyor böyle evinde. Tas gibi diyor eline geçirdi ve üstü. Oldu mu Kemal Efendi diye bağır. Bu kadar şey yok. Tepkili. Peki babamın adı ne? Talat. Kim Talat? Talat Paşa. Babamın ikinci adı ne? Osman. Niye? Osman. Ha şimdi benim büyük babama bakıyorum. Ben ılımlı İttihat Terakkici. Akif'in ekolüne yakın görüyorum. Şimdi Akif, Mehmet Akif, İslam'ın savunucularının başında. Ama ben hayranıyım onun. Onun İstiklal Marşı'nı Milli Marş yaptım. Altında hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diyor. Başımın üstünde yeri var. Ben hakkı, Allah'a inanıyorsam, bunun için iman ettim ben. Bu hak benim, savaş benim hakkım diyor. Bu Allah'a olan imanımdan diyor. Atatürk o madde, şeyi de, marşı da anayasaya koydu. Şimdi böyle bir insana kalkıp da ipleri kopardı. Bunlar çirkin işler. O zaman yani kitabınızdan aynı yerden bakınca. Amerika'da bakın, şeye bakın. Nereye bakarsanız hiç kimse kopmuyor. Ben Osmanlı kültürünün, Osmanlı değerlerinin, ben Fatih Sultan Mehmet hayranıyım. Fevkalade bir padişahım benim. Kanuni'den çok üstün değerleri olan bir insan. Osmanlı tarihimle iftihar ederim. Ama eleştirilecek döneme geldiğim zaman da tarihçi olarak da gerçekleri söylemek zorundayım. Sizin kitabınızdan bir alıntıyla devam edeceğim. Diyorsunuz ki, Türkler 1040 yılında Selçuklu İmparatorluğu'nu kurduktan sonra İslam dünyasının en güçlü devleti oldular. Anadolu Selçuklu Devleti ise İslam'ın tüm sorumluluğunu yüklendi. Yüzyıllarca Haçlı seferlerine başarıyla karşı koyan Türkler İslam'ın da koruyucusu oldular. Batılı tarihçilerin dedikleri gibi eğer Türkler olmasaydı İslamiyet ilk çıktığı Arabistan'a geri dönerdi. Aynen. Burada kurduğunuz ifade... Bu cümle bana ait değil. Bu cümle Avrupalı bir yazara ait. Ha işte onlara gönderme yapıyorsunuz. Ancak bu kitapta dipnot koymadım. Çünkü özet bu kitap. Kitabın orijinali 700 sayfa. 700 sayfa. Türkler İslam'ın da koruyucusu oldular tarih boyunca Haçlı seferlerine karşı. Türkler ve Türk Devleti. Sizin de burada kitabınızda yazdığınız, ifade ettiğiniz anlamıyla. Cumhuriyet Devleti'nde sizin yazdığınız anlamda tarihten gelen İslam'ın koruyucusu olma misyonunu Cumhuriyet'le birlikte dönem değiştiği için terk mi etti yoksa bir şekilde devam ettiriyor mu?
bu bahsettiğiniz anlamdaki terk etmedi. Bir süreklilik var mı? Terk etmedi. Müslümanlığı Balkanlardan gelen bütün Müslüman göçmenlerimizi bağrımıza bastık. Kafkasya'dan gelen bütün Müslüman göçmenlerimizi bağrımıza bastık. Benim bir Çerkes diye bir kavram yok. Bir Gürcü diye davam yok. Benim davamı, Kürt davam da yok benim. Benim Kürt kan kardeşim var. Van'da subay çocuğuyum. Ben Kürtlerle arkadaştım. Benim arkadaşım büyük başsavcı oldu. Yani böyle bir şeyi tarihi bilmeden gelişi güzel konuşmak çok yanlış. Şimdi bakın bu İslam şeyi Atatürk'ün faziletin iki esasıdır diyor. Şeyden girdiniz Edirne'den. Ne göreceksiniz? Selimiye Camii'ni göreceksiniz. Biraz daha gittiniz İstanbul'a geldiniz. Camiler göreceksiniz. Kilise de göreceksiniz. İşte Ayasofya eskiden kiliseydi. Onu göreceksiniz. Sonra Suriye'ye geçtiniz. Yine bir İslam ülkesi ama bambaşka bir ülke. Türkiye batılı bir ülke. Ben öğrencime şu soruyu sordum üniversitede. Dedim ki sevgili çocuklar, gençler, ekonomi üniversitesinde mezun oldunuz ve size Türkiye'de ayrılın, dışarıda daha güzel işler var diye kapıyı açtılar. Ve gideceğiniz ülkeler de size lojman verecek, iyi para verecek, evli gelirseniz eşinize de iş verecekler. Nereyi tercih edersiniz? Durdular, işte hocam Fransa, Almanya, işte Norveç, İngiltere, İsveç filan. Bir tanesi Japonya dedi sadece. 2-3 tane de Amerika çıktı. Niye yok yani dedim ya Rusya var, Çin var, Suudi Arabistan var, İran var. Onlar ne? Neden dedim. Hocam dedi orada demokrasi yok dediler. İşte sorun bu. Atatürk'ün Türkiye'ye getireceği rejim buydu da demokrasi. Bir Atatürkçü mutlaka demokrasiye inanır, laikliğe inanır, dine saygılıdır. Dine saygısız olan zaten Atatürkçü değildir. Peki, bu kopuş süreklilik meselesinde en fazla konuşulan alanlardan bir tanesi bu işte inkılaplar kısmı. Ama bir de bir boyutu daha var. Süremiz de çok azaldı ama orayı da mutlaka değinmenizi ve oradaki fikirlerinizi paylaşmanızı da isterim. Kitapta da uzun uzun işliyorsunuz. Şimdi Kurtuluş Mücadelesi'ni birlikte verenler, anlattığınız işte herkesi birleştirdi Atatürk bir ideal uğruna. Birlikte veren kadrolar Kurtuluş Savaşı kazandıktan, başarıldıktan sonra kuruluş sürecine geçtiğinde birbirleriyle siyasi olarak ayrışmaya başladılar. Yani bağımsızlık kavgasını birlikte verenler daha sonra inşa etme sürecinde neden bir arada olamadılar? Hangi fikirlerde ayrıldılar? Orada iki şey ortaya geldi. Ayrılanlara dikkat edin. Başlangıçta Amerikan mandacısı olanlardır hepsi. İsmet Paşa da mandacıydı ama akıllı davrandı. Ve Atatürk'ün yanında yer aldı. Askeri yetenekleri, yetenekli bir subay. Ve Genelkurmay Başkanı olduğu zaman Tuğgeneral cephede general var, albaya bağlı. Atatürk onu Genelkurmay Başkanı yaptı. Fevzi Çakmak koyu bir Nakşibendi'dir. Atatürk'ü yanına gelir. Atatürk'ü esasında hep macera perestir. Karabekir'e söylüyor. Buna kol ordunu verdin, başıma da bela ettin diyor. Bunu diyor al kol ordunu geri, bunu bırakın, peşinden gitmeyin diyor. 1919 komutanlar toplantısı sonra 24 Kasım günü konuşuyorlar. Karabekir bunu anlatıyor Ali Fuat'a filan. O da Atatürk'ü anlatıyor. Ali Fuat Paşa, Çakmak gelip Ali Fuat Paşa'ya teslim oluyor. Ben bir Ankara'ya gönder diyor. Onun üzerine gidiyor Atatürk'e diyor ki gelmek üstü geri gönder diyor. Ama diyor her şey farkında, bilinçli. Tamam gönder. Fevzi Paşa çok mükemmel bir asker. Akıl almaz derecede dahi bir asker. Atatürk bunu biliyor. Öyle o ihtiyacı da var. Getirtiyor. Milli Savunma Bakanı yapıyor hemen. Şimdi Atatürk yetenekleri alıyor. İki. İsmet Paşa ve Fevzi Paşa, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, hatta Halide Edip Adıvar ve kocası, Refet Paşa hepsi bunlar. Biz diyorlar senin yanına geldik, ilk gelenleriz, sen sonradan gelenler. Bunların lakabı sonradan gelenler. Onları bizim yerimize geçirdin. Şunu görmüyorlar. Mustafa Kemal bir cumhuriyet kuracak, şey yapacak. Şeyde burada şeyleri de var, gösterebilirim size. Karabekir'in kitabından aldığım notlar, kitap çok büyük olduğu için getiremedim. İnkılap meclisi kurma diyor. Meclisi diyor, inkılap meclisi haline getirme diyor. Eleştiriyor Atatürk'ü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Meclisi inkılap meclisine çevirme. Çevirme. Bir de şeyde bir şeyi var, yazısı var. O da meclisin üzerinde
bir teknikler kurulu meclisi kuralım. Son kararlar oradan geçsin. Bir teknokrat hükümeti aslında bir çeşit. Aynen öyle. Meclisi devre dışı bırakmak için. Aynen tabii. Şimdi Atatürk bütün bunları bir şeye çekti, bağrına çekti. Çünkü bütün mesele savaşı kazanmak. Savaşı kazandıktan sonra her şeyi çözeriz diye düşünüyor. Onları da bunu söylüyor zaten. Ve savaş kazanıldıktan sonra da mesele saltanata geldi. Dörtlü toplantıyı biliyorsunuzdur Refet Paşa'nın evinde. Rauf Bey ne diyor? Ben diyor, babam, ailemiz padişah halifenin nimetleriyle. Sen padişah nimetleriyle beslenmedin. Sen bu fakir milletin ürettikleriyle beslendin. Padişah aracı. Bunu söyleyen adam Atatürk'ün saygısı olur mu? Yani Atatürk halk insanı. Onlar asilzade, paşazade onlar. Öyle şey yapıyorlar. Şimdi bu saltanatın kaldırılmasını Atatürk dedi ki tamam böyle bir şey yok endişe etmeyin filan dedi. Ama yola devam etti. Ve Rauf Bey de şey istiyor Atatürk'ten. Beni barış masasına beni gönder. Heyetin içinde. Mütareke imzalanmış. Mudanya mütarekesi. Beni gönder. Başkan olarak Dışişleri Bakanı. Lozan'a mı gitmek istiyor? Lozan'da adı yok. Ortada adı yok. Barış masası kurulacak. Başbakan kendisi. Bunu bir başbakan söylüyor. Beni diyor, istifa edeyim, Dışişleri Bakanı yap, beni gönder diyor. Onun derdi Mondros'taki lekesini silmek. Ama Atatürk onun bu konuşmasından sonra, Mondros mütarekesini imzalamasından sonra onu göndermesi mümkün değil zaten. Ve dolayısıyla 31 Ekim günü, 1922 günü kürsüye çıkıyorlar. O hepsi saltanatın kaldırılması için. Vahidettin'in indirilmesini, şey yapmasını, sakıncası olmadığı konusunda konuşmalar yapıyorlar. Ben onu şöyle yazdım. Vatan haini olduğunu bildikleri için, vatan hainini koruma durumuna düşmemek için bunu... Tarihe öyle geçmek istemediler. İstemediler. Hmm. Evet, sonra ne oldu? Saltanat, onların da desteğiyle saltanat. Ziya Hurşit vardı şeyin içinde. Saltanatı kaldırılmasını teklif 80 kişi yapıyor. Onun için Ziya Hurşit de var. Ve Ziya Hurşit de Enver'in adamıdır. Ama kaldırılmasına karşı çıkmadı. İttihatçılar esasında koyu bir saltanatçı falan değiller. Onlar da aydınlanmacılar. Mesela 1917 kadınların haklarını çıkar, kadın kanunnamesini çıkardılar. Halide adı var. Kocasından öyle boşandı. İlk kocasından. Çünkü diyor kadın diyor kabul etmezse yeni kuma getiremez diyor. Bu yaptı. Sonra Adnan Adıvar'la evlendiler. Şimdi demek ki yani olaya baktığımız zaman böyle kötü niyetle değil, gerçekleri görerek. Bana şimdi diyor, eşim diyor ki Rusya'nın Putin katil, hainin biri. Evet, haklısın. Hakkaniyet açısından bakarsak, hukuk açısından bakarsak haklısın. Ama tarihi gerçekler açısından bakarsan tarihte haklılık diye bir şey yoktur. Güç vardır. Güç kendisine zarar geleceğini görünce o gücü, karşı gücü etkisiz hale getirmek ister. Ortadaki problem budur. Amerikan Başkanı Ukrayna'ya Biden şeyin önüne atıverdi. Ve şar geriye çekildi, yalnız bıraktı. Tarihi güncel bir örnekle de birleştirerek aslında tarih olmadığını, tarihte de bir süreklilik olduğunu... Öğrencime şunu söylerim. Tarihçi şerefli ve haysiyetli olmalıdır. Mutlaka gerçekleri olduğu gibi söylemelidir. Yanlış yapabilir. Doğrusunu görürsen katarsın. Evet yanlış yaptım dersin. Bilim adamlığı budur. Ama bir tarihçi yalan söylerse tarihçi değildir. Tarih belgelerle vardır. Benim için çocuklar dedim. Abdülhamit ne Kızıl Sultan'dır ne de Ulu Hakan'dır. Ben tarihçi olarak Abdülhamit dönemini inceler ortaya koyarım. Kararı tarihe olduğu gibi bakıp tarih verir. Kararı tarih verir. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'ye katıldınız ve serinin bu bölümünde bizimle birlikte oldunuz. Çok teşekkürler. Evet, Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Haftaya bir başka değerli konukla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.